Sosyal hayat deyince aklınıza ne geliyor? Biz güzel bir eğlenceler varsa ona gideriz. Arada bir sinemaya gidiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Ne bileyim, güzel bir yerlerde yemek yemek istiyoruz. Yani o katılacak şeylerin hepsine katılmaya çalışıyoruz. Zamanımız var. Şimdi sosyal hayat olarak değişik kısımlar olabilir. Bu aile içi olabilir, arkadaşlarla olabilir, çevreyle olabilir. Bunun içinde yani ailenle beraber düğüne, bayrama, ziyaretlerde bulunmaktır. Arkadaşlarla bir ara dışarı çıkmak, top oynamak, bir kahvede çay içmek gibi böyle şeyler sosyal hayattır yani. Sosyal hayat değilse aklımıza yani yaşama geliyor. İyi yaşamak, sosyal haklarını almak, alıyoruz. Güzel, sosyal haklarını hepsini. Sosyal hayat deyince ne alıyorsun? Sosyal hayat deyince mesela sinemaya gitmek, eğlencelere katmak, düğünlere katmak, gecelere katmak. Sosyal hayat deyince bu aklıma geliyor. İşte burada düğünler olur, cenazeler olur ya da toplumla birlikte aktiviteler olur. Diyelim seminer olur ya da... Sinemaya gitmek, spor yapmak, daha ne diyeyim, dolaşmak, alışveriş yapmak. Aile ziyareti olabilir, bir tiyatro olabilir, sinema olabilir, herhangi bir spor faaliyeti olabilir ya da bir düğündür. Almanya'da iş bulmak zor. Yani işimizin de tabii kıymetini bilmemiz gerektiği için öncelikle sosyal hayat denince benim aklıma ilk gelen çalışmak geliyor maalesef. Sosyal hayat deyince ne anlıyorsun? Sosyal aktivite deyince boş zamanlarda böyle tiyatro gibi, sinema gibi ya da bir toplantı, konferans gibi şeylere iştirak etmek, katılmak. Bu gibi şeyler. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir sosyal hayatınız var? Günlük sosyal hayatımız yani genellikle buradaki baba ve analar genellikle hemen %80'i diyelim çoluk çocuklarla uğraşıyor yani. Çocuk okula gidip geliyor, derdi var, hasta bilme şu bu. Başka zamanlarda sosyal hayatları evde geçiyoruz. Yani çarşıya gelirse arkadaşlara takılıp arkadaşlara da dolaşıyoruz. Çalışmadığın zaman. Yani bizim sosyal hayatımız budur yani. Öyle fazla yani gidecek, lüks yere gidecek ya yemek ya eğlence ya şu bu öyle o yerlere gidemiyoruz. Çünkü neden? Yani sosyal hayat değilse para yok ki yere gitsin yani insan. Yani şöyle söyleyelim, çok çalıştığımız için, eşim ve ben çok çalıştığımız için boş zamanlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Her zaman için mümkün olmuyor. Böyle zamanımız olduğu zaman beraber bir yemeğe çıkıyoruz, arkadaşları ziyaret ediyoruz. Mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalışıyoruz ama... Pek fazla da mümkün olmuyor yani. Çok çalıştığımız için biraz zorlanıyoruz. Genelde fazla gidemiyoruz. Çünkü buraya eğer ki Türk filmleri geliyorsa tiyatrolardan da bir malum kısıtlıyız. Elimizden geldiği kadar. Genelde düğünlerde şey edebiliyoruz hani. Başka fazla böyle bir sosyal hayat burada Türkler arasında bekçi etmiyor. Eskisi gibi değil yani. Eskiden gidip gelmeler vardı, arkadaşlıklar vardı. Fakat işte bu fazla kanallar çıktıktan sonra sosyal hayat maalesef yani bir televizyon şeyi olduk biz. Şimdi sosyal hayat deyince öyle bir şeyimiz yoktur. Sosyal doğru dürüst bir sosyal hayatımız yoktur. Böyle kahveymiş bilmem neymiş zaten gitmiyorum. Öyle bir şeyde şeyim yoktur. Bizim bir burada camimiz var. Oraya gidip geliyoruz. Başka kahvelere öyle şeylere katılmıyoruz yani. Doğrusu. Nedeni sorarsan yani eğer ekonomi dese ekonomi yüzünden de oluyor. Yani doğru dürüst para da yok. Biz sosyal şeyden geçiniyoruz. Ondan da oluyor.
Bu katra yapıyoruz yani. Kahve ortamı desek, efendime desem bazen düğün olur, başka bir şey olmuyor yani. Zamanımız ancak işe gidip öyle eve gelip o şekilde değerlendiriyoruz. Başka olmuyor. Boş kalan zamanlarımıza tabii ki öncelikle ailemizi ayırmaya çalışıyoruz. Onun dışında alışveriş, işte boş kalan zamanlarımızı yine grill yapıyoruz. Akraba ziyaretleri bu şekilde geçiyor. Şu anda sosyal hayat için kısıtlı çünkü zaman yetmiyor. Ancak çocuklarla ilgilenebiliyoruz. Onun dışında gerekli olanları yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir hasta ziyareti ya da bir düğün oluyor mesela. Katılmaya çalışıyoruz.